bu sessizlik ne diyor? Ben şimdi herkes korkuyor konuşmaya. Merhaba, hoş geldiniz. Vakfı üyelerimiz ve üye olacak adaylarımız, Sümer Vakfı her yıl Mayıs ayında yaptığımız olan gelen kul toplantısına hoş geldiniz. Manevi bir görev yapmanın hazzı ve huzuru içerisindeyiz. Sayın Kaymakamımızın öncülüğünde Sümer Vakfımızın ilk organizasyonun ayaklanması ve sonuca doğru ilerlemesi, Nazilli'nin bir milli bütünlük içerisinde ortak akılla bir araya geldiği ilk organizasyonlardan bir tanesi. 2 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşen bu fuarı içimize Tarım İl Müdürlüğü'nü, KOSGEB temsilcileri ve bir mucizeydi. Ama Yaradan bize yardım etti. İşte Sayın Kaymakamımızın Ankara'daki ikili ilişkiler sayesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Belediye Başkanımızın temaslarıyla biz izin alma sürecini çok sağlıklı bir şekilde atlattık. Hukuka uygun bir hale getirerek KOSGEB destekli bir fuar hazırlamayı 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Takip ederek konseptimize ve planlamamıza nasıl dahil edilebilirizin araştırmasını yaptık. Faydalanmayı düşünüyoruz. Çünkü üyeleri kendi kurum ve kuruluşlarına olan güven ve inançları daha fazla. Bir fuarcı ağzıyla değil de kendi kurumunun, kendi dahil olduğu bir birliktelikten gelen mesaj sosyal medyanın da önüne geçiyor. Ve örgütsel olarak hareket ediyorlar. Ali Bey'e de burada, Ali Bey'e de çok teşekkür etmek istiyorum yani. Çünkü geçen sene umumun performansı Aydın basını, ulusal basın dahil kardeşim 2 katı enerji tüketti. Onlara enformasyon sağladı. Muhtemelen ekran fuara katılımcı olarak gelen arkadaşlarımızın reklamlarının devamı bu ekranda, dijital ortamda, görsel anlamda ziyaret ve organizasyonlarımızı gösterebilme imkanı bulacağımızı düşünüyorum. Çünkü bir şeyi başardık. Bundan sonra daha bir güvenle bu işi insanların kucaklayacağını düşünmeye devam ediyoruz. Tertip Komitesi'nin inisiyatif alarak çok yoğun çalışması sonucunda mahcubiyet yaşamadan tarım fuarımızı gerçekleştirdik. Aslında bu bir inat üzerine başlamıştı. Daha önceki organizasyonlarda ticari kaygılar dolayısıyla düşük profilde bizim kabul etmememiz, bir iddia ile başlamamız. Her ne kadar süreç kısa da olsa sayenizde belli bir başarı elde ettik. İyi bir başarı elde ettik aslında, belliden daha fazla. Tabii geçen fuar çalışmamızda eksiklerimizi de gördük. Bunlardan bir tanesi de aslında hep üzerine bir şeyler koyarak gitmemiz gerektiği de bariz belli. Yabancı ticaret ateşelerinin daveti konusunu gündeme getirmiştik. Hatta Çin'den gelecekti. Fakat tabii bunun belli bir prosedür, bir süreç takvimi bağlı olduğu için önceden hareket etme gerekliliği var. Tabii bizim bugün herhalde ele almamız gereken şey Sümer Vakfı olarak tarım fuarının ikincisini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğimiz konusunu öncelikle bir karara bağlamamız gerekiyor. Bu iradeyi ortaya koyarsak eğer, ondan sonra nasıl bir fuar olacağı konusunu ayrıca değerlendirmek lazım. Herhalde bugün atmamız gereken şey, ilk adım böyle bir fuarı Sümer Vakfı bünyesinde yapıp yapmayacağımız. Kutusuna katılıyorum. Yani fuar sadece bir pazarlama ve İşte ticaretin döndüğü tabii ki ana fikri konusu budur ama bizim dışsal fayda olarak özellikle tarım, bilmiyorum sizlerin bu konuda ekleyeceğiniz bir şeyler var mı bu konuda? Fuar çalışmanıza katılmıştık, hatırlarsınız. Evet. Ben de çok eleştirmiştim o dönemde ama vaktin bu kadar kısıtlı olduğunu bilmeden yapmıştım bu eleştiriyi. Fuarımızı gezip gördükten sonra bu kadar kısa sürede bunu başardıysanız önünüzde bu kadar vakit varken bence çok daha güzelini yapabilirsiniz. Bunda başarınız eminim. Ekibiniz çok sağlam bir kere. O ekibi gördükten sonra zaten buraya gelmeye karar verdim. Bu ekibin bir parçası olmak istedim. Ben inanıyorum ki daha iyisini yapacaklardır. Sadece bütün beğenmek istedim. Çok sağ olun Semih Hanım. Teşekkürler. Sağ olun. Katıldım.
fuarla ilgili hiçbir bilgim yok tarımla ilgili. Ama acemilik bundan sonraki fuarlarda daha profesyonelce olacağınıza inanıyorum. O yüzden beyefendiye katılıyorum. Bizim zaten mekan olarak biraz sorunumuz vardı. Yer kötüydü. Ama bundan sonra önümüzde vakit olduğu için daha da güzelleştirip daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Projeksiyonlarımızı kullanacağımız her anlamda çıktısını ondan sonra alabilmemiz lazım. Dolayısıyla baştan da hazırlık sadece bir fuar olarak algılamamak lazım. Noktası uzmanlık alanı değil ama hani bir vatandaş olarak gözlemek gerekirse ilk başta ben de çok çekinceli davrandım hani yer noktasında. O yerin ve o sağlık sokağına çıkan caddenin bu denli başarılı bir şekilde düzenlenebileceğine inanmıyordum ve çok da şaşırtıcı oldu. Ve çok başarılıydı arkadaşlar, çok güzeldi. O katlı otoparkın en alt zemininin bu kadar kısa sürede bu kadar kişiye hizmet verecek denli ve de sağlıklı bir biçimde dizayn edilmesinde emeğe geçen herkese gerçekten büyük bir teşekküre borç bilir bence Nazilli halkı. Ama şöyle bir durum var, çok farklı yerlerden, Gedis Havzası'ndan, Küçük Menderes Havzası'ndan, sadece Büyük Menderes Havzası değil, birçok firma da burada yer aldı. Bizim buradaki kendi ürünlerimizi tanıttığımız gibi, incirimizi, zeytinimizi, zeytinyağımızı ve de bizim organize sanayi bölgemizi ve de sanayi tesislerimizi üretilen mamulleri de devre sokmamız lazım. Bu da ticaret odasında bu işin içinde olması lazım. Organize sanayi bölgesinde bu işin içinde olması lazım. Yani ziraat odamızda, tarım ilçe müdürlüğümüzde. Çünkü tarıma dayalı bir bölgeyiz yani. En çok gelirimiz ve giderimiz tarım üzerine. Yani sanayi bir uğur soğutmamız var sanayi üzerine. Bizim tarımdaki yenilikleri buraya getirmemiz lazım ki bunları insanlara göstermemiz lazım. Ve de Sayın Kaymakamın dediği gibi işte bu çeşitli ülkelerin konsorsları bulur. Onların da bu şekilde bunları devre sokup gelip bizim buradaki fuarda sergi açan, fuarda işte masa kuran Ülhanlı bölgesinde. Gerçekten Türkiye'de 4 tane varmış bundan. 4-5 tane varmış. Orada ve de şu anda ihracat başlamışlar kendileri de. Yani böyle tesislerin de fazlaşması lazım. Çünkü zeytin bizim için önemli. İncir önemli. Hayvancılık önemli. Pamuk önemli. Kiraz önemli. Ama yani bunların da pazarlamasını yapmak için bizim fuarlarda sergileyeceğiz ki dışarıda gelen insanlar bizim içeride gelip buradaki tüccarlarımıza, üreticilerimize pazarlık yapıp onlara alışveriş yapacak. Tabii tabii. Fuarın işte her şeyse. Tabii bütçesini diye yapmak. Ama Necdet Bey önce bir toplantıda bir karar alınsın. Karar alındıktan sonra yine biz Nazilli'de Nazilli'nin ekmeğini yiyen müteahhit arkadaşlarımızla birlikte, dernekteki arkadaşlarla birlikte bu konuyu görüşelim. Ve biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yani yapılabilecek ne varsa bu konuda yapalım. Bir çalışma yapmak istedik Sümerbank olarak. Yani Sümerbank olarak Nazilli Sümerbank'ında ne yapılabilecekse çalışma, yani orada bir çalışma yapıyoruz yani. Paramız ve gücümüz yettiğince zaten biz Sümerbank olarak kendimizi güçlü görüyoruz. Çünkü kaymakamımız var, çünkü belediye başkanımız var, mütevelli eğitimde ticaret odası başkanımız var, ticaret borsası başkanımız var. Bunlarla birlikte yani Sümerbank'ta ne yapılabilir biz bakmaya çalışıyoruz. Evet, tam kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir. Evet. Tuncay Çay Sepetçoğlu ve Necdet Toztaş mütevelli heyeti. Bizim 3 tane yedek üyemiz var. Bunlardan birisi istifa veya herhangi bir nedenle ayrıldığı zaman. Benler oy bildiğini, tamam. Ben çekeyim. Geç. Bir video alayım. İki tane sonra.